Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde sizlerle beraber birinci dönem birinci matematik yazılısına hazırlık çalışması yapalım. Birinci sorumuza bakacak olursak bakın ne var burada? 9 tabanında kök 3 var. Yani ben bunu şu şekilde yazabilirim. Yani logaritma 9 yerine 3'ün karesi köklü ifade yerine 3 üzeri 1 bölü 2 diye yazabilirim. Sonra artı diyoruz bakın. Burada da logaritma demişiz. Ve tabanda 125 varsa bu 5'in 3. kuvvetidir. Bu 25'te 5'in karesidir. Tekrar eksi dedim. Burası da logaritma. Dilersek şu şekilde yazabiliriz 1 bölü 4'ü. 2 üzeri 2 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Buradaki 8 de 2'nin 3. kuvvetidir. Buradan işleme devam edecek olursak bu kısım çarpı olarak bu kısım bölme olarak logaritmanın başına gelecektir. Yani 1 bölü 2 çarpı olarak geldi. Bölü buradaki de kısım yani 2 de bölme olarak geldi. Burası da çarpı logaritma 3 tabanında 3 olmuş oldu. Tekrar devam ediyoruz. Yine bu kısım çarpı olarak burası ise bölme olarak logaritmanın başına gelecek. Yani 2 bölü 3 diyoruz çarpı logaritma 5 tabanında 5 olarak göstermiş olduk. Tekrar eksi dedik. Bu kısım çarpı olarak bu kısım bölme bölme olarak gelecekse eğer başına bunu da 3 bölü diyoruz ve eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 diye göstermiş olduk arkadaşlar tamam burada ise yapmam gereken şey Birincisi aynen ikincisini ters çevirip çarpmak. Bunun da altında gizli 1 var. O halde burası 1 bölü 4 olacaktır. Artı logaritma 3 tabanında 3 1 olduğu için yazmıyorum. Buradaki 5 tabanında 5 1 olduğu için onu da yazmıyorum. Sadece buradan 2 bölü 3'ü yazıyorum. Buradaki eksi buradaki eksi artı yaptı. Bunu da artı 3 bölü 2 olarak göstermiş oluyorum. Şimdi buradaki işlemi yapacaksak şayet payda eşitlememiz gerekecek. Bunların hepsi 12'de eşitlendiğine göre bunu 3 ile bunu 4 ile bunu da 6 ile genişletebiliriz. 3 ile genişlettiğim takdirde 3 artı bunu 4 ile genişlettiğim takdirde pay kısmı 8 artı 6 ile genişlettiğimde ise 18 olacak pay kısmı bölüyoruz. Burası ne oluyor bakın 12 oluyor. Buradan işleme devam edecek olursak 18 8 daha 26 3 daha 29 bölü 12 olarak sonucumuzu hesaplamış oluyoruz. Buradaki logaritma sorumuzda ise bakın logaritma 2 tabanındaki ifadeyi 5'e eşitlemiş. O halde bunu pratik olsun diye şöyle yapabiliriz ve 2 5'e kafa atar diye düşünebiliriz. İç kısım kalır yani 30 artı logaritma 3 tabanında x eksi 1 kalır. 2 5'e kafa atarsa 2 üzeri 5'ten ne olacaktır? 32 olacaktır. Şimdi burada yapmam gereken şey ilk etapta şu 30'u karşıya atmak. O halde burası logaritma 3 tabanında x eksi 1 olarak kalır. Ben bu 30'u da karşıya atarsam 32'den 30 çıkarırsam ne oluyor? Bakın 2 oluyor. Daha sonra bu 3'ü buraya atarsak yani 3 2'ye kafa atarsa x eksi 1 eşittir 3'ün karesi olur. Buradan x eksi 1 eşittir 9 olur ve x'i de 10 olarak burada da hesaplamış olur. Bu kısımda ise logaritma 2 tabanında 3 a olarak vermiş benden logaritma 27 tabanında 16 ifadesinin eşitini bulmamı istiyor. Yani şunu yapmamız lazım arkadaşlar bakın şu kısmı düzenlememiz lazım. Şimdi burada logaritma diyoruz 27 ise tabanımız bunu 3'ün 3. kuvveti 16 ise gövdesi. Bunu da 2'nin 4. kuvveti şeklinde yazabiliriz. 4 başa çarpı olarak düşer. 3 başa bölme olarak düşer. Burası da logaritma. 3 tabanında 2 olacaktır. Şimdi şu kısmı tekrardan bir düzenleyelim. Burada bakın arkadaşlar logaritma 2 tabanında 3 a ise o halde bunu döndürüp logaritma 3 tabanında 2'yi 1 bölü a olarak söyleyebiliriz. E bunu da gidelim. Şimdi bulduğumuz kısımda yerine yazalım. Yani burası 4 bölü 3'tü. Çarpı şu kısmı bunu yazıyoruz, yani 1 bölü a yazıyoruz. burada da 4 bölü 3a şeklinde bir ifade elde etmiş oluyoruz oldukça karşımıza çok çıkan bir soru tipi büyük ihtimalle yazılımıza da çıkacaktır e, tanım aralığı yani fonksiyon verip bunun hangi tanım aralığında olduğunu e, sorabilir arkadaşlar şimdi buradaki logaritma fonksiyonunda bunun tanım aralığını bulacağımız zaman yapmam gereken şey logaritmanın e, tanım kısmını kullanmak yani logaritmanın tanımlı olabilmesi için buradaki x eksi 3'ün kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekir yani x'in de 3'ten büyük olması gerekir aynı mantıkla burada Burada da 15 x'in 0'dan büyük olması gerekir. 15'in de x'ten büyük olması gerekir. Şimdi şu kısmı birleştirecek olursak x ne çıkmış oldu? 15'ten küçük, 3'ten büyük bir ifade olarak karşımıza çıkmış oldu. Bunu da yaparken 3 ile 15 arasında diye şu şekilde tanım aralığını kullanabiliriz. Tabii ki logaritmayı çözebilmek için eşitsizlik de çözebilmemiz gerekiyor. Bir nebze yani azıcık da olsa. Şimdi fx fonksiyon tanım aralığını bulalım dediği zaman yapmam gereken ifade şu. Logaritmanın iç kısmı yani x kare artı x eksi 6 bölü x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi bunun sıfırdan büyük olması Gerekiyorsa yapmam gereken şey ikinci dereceden eşitsizlik çözmek. Yani şimdi şuradakini çarpanlarını ayıralım. Ne yapalım? Çarpımları eksi 6'yı toplamları artı biri veren iki sayı bulalım. Yani mesela artı 3 ile eksi 2 bakın çarpım eksi 6 toplamları ise bir. O halde üst kısım ne olmuş oldu? X eksi 2 çarpı X artı 3 olmuş oldu. Paydaki kısım paydadaki kısım ise neymiş burada? X eksi 2'ymiş. Şimdi burada kök incelemesi yapacak olursak x eşittir 2'de kökü var. x eşittir eksi 3'te kökü var. Paydada da x eşittir 2'de kökü var. Demek ki 2 tane kökü var 2'de. O halde bu 2 çift katlı kök diyoruz. Bulduğumuz bu kökleri küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Yani eksi 3 ve 2 dedik. İndiriyoruz şu şekilde. Eksi 3'te bir tane kökü var. 2 tanımsız ve aynı zamanda da çift katlı kökü var diyoruz. Tamam. Şimdi bunu yaparken yani işaretleri sıralarken sağdan sola doğru ilerleyeceğiz. Bunun işareti pozitif, bunun işareti de pozitif, bunun işareti de pozitif. Yani en büyük derecenin katsayısı. O halde ne olacak? Sonuç pozitifle başlayacak. Fakat çift katlı köklerde işaret değişmiyor. O halde bu da pozitif olacak. Burası da ne olacak? Bakın negatif olacak. Şimdi biz pozitif tarafı arıyorduk. Yani sıfırdan büyük olması gerekiyordu bu kısmın. Demek ki diyoruz ki bizim alacağımız aralık şu kısım. Yani burası ve burası olacak. Yani eksi 3'ten baş başlayacak artı sonsuza kadar gidecek fakat buradaki iki bunu tanımsız yaptığı için bu 2'yi de ne yapmam gerekecek içerisinden çıkarmam gerekecek bir fonksiyonun tersini bulmak hem zevklidir arkadaşlar hem de oldukça önemlidir çok karşımıza çıkar şimdi böyle bir fonksiyon var bize tersini soruyorsa şayet yapmam gereken şey görev değişikliği yani bu y eşittir fx ise şayet tersini bulmak için x ile y görev değişimi olur x bu tarafa geçer y x'in yerine geçerek fonksiyonun tersini elde etmiş oluruz yani ne yapıyoruz x ile y'yi görev değişimine Sokuyoruz. Şimdi burada bakalım y eşittir diyoruz o halde 3 üzeri x eksi 1 bölü 2. Şimdi burada y yalnız o halde biz x'i yalnız bırakmaya çalışacağız ve x ile y'nin görevlerini değiştirmiş olacağız. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak bakın 2y eşittir 3 üzeri x eksi 1 olur. Buradaki eksi 1'i de yanına alacak olursak buradan 2y artı 1 eşittir 3 üzeri x olur. Şimdi... Buradaki üstel fonksiyonu şu şekilde düşünebilirsiniz. 3 x'e kafa atmış. O halde 3'ü geri alacak olursam logaritma 3 tabanında 2y artı 1 olmuş oldu. Karşıda da ne olmuş oldu? Bakın x olmuş oldu. Geri işlem yap, yapalım. 3 buna kafa atarsa bunu elde ederim. Öyle değil mi? Bakın bunu da geri almış oldum bu şekilde. Şimdi ben x'i yalnız bırakmış oldum. Yapmam gereken şey artık şu şekilde yazmak. f üzeri eksi x. Buraya da x yazıyorum. O halde buraya x yazıyorsam burada gördüğüm y yerine de x yazacağım. Yani logaritma 3 tabanında 2x artı 1 diyeceğim. Demek ki bu ifadenin tersi buymuş. Evet bunu da çözerek yine tersini pekiştirmiş olalım. Şimdi burada yine görev değişimi var. Yani ne yapacağız? Y eşittir diyeceğiz. Şu kısım yani 3 artı logaritma 2 tabanında x eksi 5 diyeceğiz. Şimdi burada amacım benim x'i yalnız bırakmaksa şayet ilk önce 3'ü karşıya atalım. Burası y eksi 3 eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 5 olmuş oldu. Buradan 2 buna kafa atsın. 2 üzeri y eksi 3 olsun. O da eşittir x eksi 5 olmuş oldu. Sonra buradaki eksi 5'i de karşıya artı 5 diye alalım. Yani y 2 üzeri y eksi 3 artı 5 oldu burası. Tamam. Şimdi buradan ise ne yapacağız? Tersini yazarken f üzeri eksi 1 x diyoruz. Buraya x yazdığımız için şu kısımda x y gördüğümüz her yere x yazacağız. Yani 2 üzeri x eksi 3 artı 5 şeklinde bu ifadenin tersini de elde etmiş olacağız. Yine bir tane sorumuzla karşı karşıyayız. Burada da yapmam gereken ifade ne yapacağız? Bakın buradan eğer bize x'i soruyorsak en dıştan başlayarak x'e ulaşmaya çalışalım. Buradaki 3'ü karşıya atalım. 3 2'ye kafa atsın. Ne olsun burası? 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 1 diyelim şöyle parantezleri kapatalım. Eşittir 3'ün karesinden 9 oldu. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Önceki çıkıyorsa 3 burası da tabanda 3 ise o halde burası da 9 30'dur diyebilirsiniz tabii ki. Şimdi yapmam gereken şey her yeri 3'e bölmek. Burayı da 3'e bölersem, burayı da 3'e bölersem bunlar gidecektir. Ve sonuç olarak logaritma 2 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 1 kalacaktır. O da eşittir. 9'u 3'e bölersek 3 oldu. Şimdi buradaki 2 buna kafa atsın. Yani gövdesi kalıyor. 2 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 1 eşittir. 2'nin 3. kuvvetinden 8 oldu. Şimdi her tarafı 2'ye bölecek olursak burası 4 olur. Yani logaritma 2 tabanında x artı 1 eşittir. 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi yapmam gereken şey ise 2'nin buna kafa atması. Yani x artı 1 eşittir. 2'nin 4. kuvvetinden 16 Olur. Ve buradan biri karşıya atarsak x'i 15 olarak hesaplamış oluruz. Bu tarz soruda oldukça karşımıza çok çıkan soru tiplerinden bir tanesi burada tabanlar eşit olduğu zaman çok güzel işlem yapabilirim ama bu şekilde tabanlar eşit değilse yapamam. O halde ben bunları döndürerek tabanları madem buralar 30 30 30 o halde tabanları eşitleyebilirim. Yani yapmam gereken şey burada 2 pay kısmında kalacak bunu döndürdüğüm zaman logaritma 30 tabanında 4 olacak. Tekrar artı diyorum 4 başta kalacak. Bunu döndürdüğüm zaman logaritma 30 tabanında 3 olacak. Tekrar artı bunu döndürdüğüm zaman 8 kat O da logaritma 30 tabanında kök 5 olacak arkadaşlar. Şimdi burada yapmam gereken şey bu 2'yi bunun üstüne atalım. Yani logaritma 30 tabanında 4'ün karesinden 16 olmuş oldu. 4'ü atacak olursak logaritma 30 tabanından 3'ün 4. kuvvetini 81 oldu. Artı 8'e atacak olursak logaritma 30 tabanında bakın kök 5'in üzerine ne gelecek? 8 gelecek. O halde bu ikisi de birbirini götürecek ve 5 üzeri 4 olacak. 5 üzeri 4 de 625 olacak. Şimdi burada tabanlar aynı olduğu durumlarda bizim yapmamız gereken şey eğer toplama varsa bunu çarpma olarak içeriye almak yani logaritma 30 tabanında diyorum açıyorum 16 çarpı 81 çarpı 625 oldu. Şimdi burada tabii ki şu sayıyı çarpmak istemiyorum. Bunu yaparken şöyle yapacağım. Bakın logaritma 30 tabanında diyorum. 16 2'nin 4. kuvveti. 81 3'ün 4. kuvveti. 625 de 5'in 4. kuvveti madem. Yani ben bunu logaritma 30 tabanında. Üstler aynıysa ne yaparız? Tabanları biz çarparız. O halde 2 kere 3 6 6 kere 5 30. 30'un 4. kuvveti olmuş oldu. Buradan 4'ü yana atarsak, başa atarsak 4 çarpı logaritma 30'da 30 oldu. 30'da 30 1 olduğuna göre bunun cevabı 4 olarak hesaplanmış oldu. Bu sayfada da karşımıza bir tane logaritmalı eşitsizlik çıktı. Burada dikkat etmem gereken şey logaritmanın tabanı. Yani bakın burada nasıl basit bir kesir. O halde basit bir kesirken buna kafa atacaksa şayet. Burası x eksi 10 olarak kaldı. Burada basit kesirse şayet ve buna kafa atıyorsan bu eşitsizlik yön değiştirecek. Bu da 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti oldu. Şimdi burası x eksi 10 olmuş oldu. Şurası da eksi 2 bunu döndürüp 3'ün karesinden 9 olarak hesaplanmış oldu. Bunu bu tarafa atarsak x küçüktür 19 olarak bulduk. Burada da yine bir eşitsizlik söz konusu. Fakat tavonuma baktığımda birden büyük bir sayımız var. O halde burada kafa atacaksa bu iki bunlara ne yapmayacak? Yön değiştirmeyecek. Yani iki buna kafa atacaksa ikinin birinci kuvvetinden iki olacak orası. Gövdede ise x eksi sekiz kalacak. Buradaki iki buna kafa atacaksa ikinin üçüncü kuvvetinden sekiz olacak. Her yere sekiz ekleyecek olursak burası on olur. Burası x olur. Burası ise on altı oldu. Şimdi buradaki aslında aralığı bulduk. Bazen sorularda illa bize şu şekilde tanım aralığını da sorabilir. Yani şıklarda bu da olabilir. Buna da çevirelim. Evet eğer logaritmaları sıralamamızı isterse yapmamız gereken şey bunları üslü ifadeye çevirmek. Yani üstel fonksiyon şeklinde yazmak. Hemen şuna bakacak olursak 3 buna kafa atarsa şayet burası ne olacaktır? 3 üzeri x eşittir 50 olacaktır. Aynı mantıkla 5 buna kafa atarsa şayet bu da 5 üzeri y eşittir 30 olacaktır. 2 buna kafa atacak olursa şayet bu da 2 üzeri z eşittir 100 olacaktır. Şimdi burada ise düşünüyoruz. Sadece kıyaslama yapacağız. Diyeceğiz ki: Mesela x için konuşacak olursak 3'ün 3. kuvveti 27'dir. Değil mi? 27'dir ve 50'den küçüktür. O halde x de 3'ten büyük olacak. Öyle değil mi? Peki 3'ün 4. kuvveti 81'dir ve 50'yi geçti. O halde x de 4'ten küçük olacak. Yani 3'ün 3. kuvveti 27, 3'ün 4. kuvveti madem 81. 50 de bunların arasındaysa x de 3 ile 4'ün arasındadır diyeceğiz. Aynı mantıkla y için konuşacak olursak, e, y için 5'in karesi nedir? 25'tir ve 30'dan küçüktür. O halde y'ye baktığımızda 30'dan büyük bir sayı pardon ikinci kuvvetinden büyük bir sayı olacak. Bir daha şöyle yazalım. Şimdi eğer üçüncü kuvveti olarak düşünecek olursak 5'in. 5'in üçüncü kuvveti nedir? 125'tir ve 30'u geçer. O halde y de 3'ten küçük olacak. Şimdi tekrar kontrol edelim. Şimdi 5'in karesi nedir? 25'tir 30'dan küçüktür. Üçüncü kuvveti 125'tir 30'dan büyüktür. O zaman y de 2 ile 3 arasında bir sayıdır diyeceğiz. Aynı şekilde burada da e, z için konuşacak olursak z 6 olsaydı şayet sonuç 64 olurdu. Demek ki Z6'dan büyük. Z7 olsaydı şayet sonuç 128 olurdu. Demek ki Z7'den de küçük olacak. Demek ki X3 ile 4 arasında, Y2 ile 3 arasında, Z6 ile 7 arasında bir sayı. O halde bunların en büyüğü Z olmuş oldu. Daha sonradan X geldi ve en küçük de Y olarak bulundu. Dizilere geçecek olursak burada dikkat etmeniz gereken nokta kesinlikle dizideki bu N'nin tanımlı olması. N biliyorsunuz ki bir sayma sayısıdır yani pozitif bir doğal sayıdır. Hiçbir halkasında kopmaması gerekir. Şimdi burada dizisinin kaç tane terimi tam sayıdır diye. Tabii ki terimlerimiz bizim rasyonel sayı tam sayı her şey olabilir. Fakat önemli olan birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim gibi N'nin her koşulda buranın tanımlı olması gerekir real sayılarda. Şimdi Buraya baktığımızda eğer ben N'nin tam sayı olmasını istiyorsam yani soru gereği yapmam gereken şey yani daha kolay işlem yapabilmem için bunları ayıralım yani iki en bölü en eksi 15 bölü n şeklinde ayıralım. Buradaki n'ler sadeleşirse burası 2 eksi 15 bölü n olur. Bu ifadenin tam sayı olabilmesi için bu kısmın da rasyonellikten kurtulması lazım. Yani bu n'nin 15'i tam olarak bölmesi lazım. N de bir doğal sayı hatta pozitif doğal sayı olduğuna göre 15'i bölen pozitif doğal sayılardan değerler verelim. Mesela ne olabilir? 1 olabilir 15 bölü 1 değil mi? 2 bölmez 3 bölebilir ama 15 bölü 3'ten daha sonra 5 alabiliriz bir de 15 alabiliriz. Yani yani kaç tane terimi için tam sayı oluyor 15'i bölen terimi kadar tam sayı oluyor yani kaç tane çıktı 4 tane terim çıkmış oldu Buradaki soruda ise 3 üzeri n çarpı n eksi 1 faktöriyel ifadesi var. Şimdi burada yine n yerine 1 yazdığım zaman bakın birden başlayacak sonsuza kadar gidecek. Burası tanımlı bu bizim için oldukça önemli. A3 bölü A2 demek 3. terimini 2. terimine oranlayacağız anlamına geliyor. Yani ilk etapta A3'ü bulalım. A3 dediğimiz ifade 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı buraya da 3 yazarsak 2 faktöriyel oldu. Şimdi daha 2 yazalım. A2 dediğimiz ifade ise 3'ün karesi çarpı 2 yazarsak burada 1 faktöriyel olmuş oldu. Şimdi yapmam gereken şey bunları oranlamak. Şimdi şuradaki kısma bakarsak 3'ün 3. kuvvetini 3'ün karesine bölersek orası 3 olur. 2 faktöriyel zaten 2'dir. 1 faktöriyel de 1'dir. Bu da 3 kere 2'den 6 olarak hesaplandı. Burada ise 7. terimi 7 bölü 2 ve ortak farkı 3 bölü 2 olan bir aritmetik dizinin 20. terimi kaçtır diyor. Yapmam gereken şey şu bakın. A7'yi bir yazalım. Şimdi A7 dediğimiz ifade neymiş? 7 bölü 2'ymiş. Ortak farkımız da R. Bu da ne olacak? 3 bölü 2 olacak. 20. terimini sormuş bize. Yani A20 kaçtır diye soruyor. Yapmam gereken şey şu. A20 eşittir. A7 artı. Aradaki fark nedir? 20'den 7'yi çıkarırsam 13 çarpı R olacak. Yani buradan A20'yi bilmiyorum tabii ki. A20'yi bu şekilde yazacağım. A7'yi 7 bölü 2 olarak biliyorum. Artı bu da 13 çarpı 3 bölü 2 olacak. Şimdi burası 7 bölü 2. Artı çarpalım burası da 39 bölü 2 oldu öyle değil mi? Şimdi bunu da toplayacak olursak bakın 7 9 daha 16'nın altısı elde var. 3'e de eklersek 4 olur. 46 bölü 2'den de sonucu 23 olarak hesaplamış oluruz.